Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Bilmez miyiz abi bizim için yaptıklarını? Hakkını ödeyemeyiz. Yani ömrünü adadın bize. Yani bu konakta bunun tersini söyleyen biri varsa biri gelsin. Müsaadenizle ben daha fazla dayanamayacağım buna. Merhabalar herkese. Merhaba. Ben yanlış bir zamanda mı geldim? Yok İlhan, sen geç otur. Nalan, sen gel benimle. Bir sorun mu var? Ne o İlhami? İstihbarat ağın iyi çalışmıyor mu? Dün söylediklerini iyi düşünmüşsündür umarım. Düşündüm baba. Dün ne söylediysem bugün de arkasındayım. Nalan, bu hevesten vazgeç. Gençliğine, toyluğuna verim, mevzu da kapansın. Baba, bu çocukluk hevesi falan değil. Yazıklar olsun sana. Bir adam için babanı çiğneyip geçeceksin yani, öyle mi? Baba, yalvarırım böyle konuşma. Ya bunda kötü olan ne var anlamıyorum. Olmaz dedim, o kadar. Baba, sana saygım da sevgim de sonsuz. Ya ben senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim ya. Sadece şimdi biraz anlayışlı olmanı istiyorum. Kenan'a olan duygularımı anlamanı istiyorum. Sen git kızım. Benim babanla konuşacaklarım var. Hala! Azmi, seninle konuşmam lazım. Şimdi sırası değil Kutsi. Zaten canım boğazımda. Sen bu çocuklardan ne istiyorsun be adam? Biri evladım. Diğeri ise evlat bildiğin. Bir oğlu varmış Kenan. Bu işi kimsenin duymaması lazım. Üvey babası çocuğu yetimhaneye vermiş. Boynumuzun borcu Azmi. Babasının elinden aldık. Hayatını da elinden alamayız. Azmi, sen beni dinlemiyorsun ki. Bu çocukların üzerinden elini çek Azmi. Yetti be adam. Hiç acıma yok mu sende? Senin hiç canın yanmaz mı? Yıllarca şu konakta Kenan'ın yüzüne nasıl bakabildim sanıyorsun ha Kutsi?